ifadelerim şu. Bakın burada bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Ve bu düzenlemenin yanında istiyoruz ki buradaki yapıları tamamıyla kaldıralım. Ve şu anda Kirazlı Tepe'de yapılan binaları görüyorsunuz. Bir başka güzellik kattı Kirazlı Tepe'ye. İstiyorum ki Kirazlı Tepe'ye komşu ve Küplüce ve Cuma'dan sonra oradaki vatandaşlarımla görüştüğümde hepsi başkanım ya ne olur bizi de aynı şekilde bu değişim dönüşüm planı içerisinde aynı duruma kavuşturun dediler. Ben de kendilerine şunu söyledim. Ne olur siz de şöyle aranızda bir anlaşın da ne ben üzüleyim ne sizi üzeyim. Şu anda bitirilmiş olan binalar nasıl? Hepsinin ittifakla verdikleri cevap çok güzel. Onlara hangi hakkı verdiysek size de aynı hakkı verme sözünü veriyorum dedim. Çünkü bütün bu güzelliklerin tam manasıyla neticelenmesi buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı. İstanbul'a da bu yakışır. İstanbul hakikaten dünyada nadide bir şehir. Ve bu güzellikler şehrine inşallah bu değişim dönüşümü gerçekleştirmek suretiyle bu adımı da atalım istiyorum. Ve bir kez daha milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu akşam iftar sofrasında çocuklarımızla bir araya gelerek 23 Nisan sevincini kendileriyle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bu akşam beraber olacak çocuklarımız şöyle bir işaret buyururlarsa bakayım şöyle bir ellerinizi bir göreyim kimler gelecek? Hepiniz gelmiyorsunuz galiba. Geliyor musunuz? Ha geliyorlarmış. Tamam. Şöyle bir kalkın bakayım ayağa. Size o yakışır ya. Heh. İftarda beraberiz yani. Öğretmenim öyle mi? Tamam. Beraberiz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çamlıca Tepesi'nde bayrak çekme törenine katılıyor. Az önce bir konuşma da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı da sık sık vurguladı. Türkiye'nin en uzun direği oldu. O bayrak direği tam 111 metre uzunluğunda. Gönderde yer alacak bayrak da 1000 metrekare büyüklüğünde olacak değerli izleyenler. Türkiye'nin en uzun bayrak direği olma özelliğine sahip. Daha önce Ankara'da bulunuyordu o unvanı. Artık İstanbul'daki o Çamlıca Tepesi'ndeki yeni bayrak direği ve o bayrak aldı. İstanbul'un birçok noktasından aynı anda görülebilecek ve bir anlamda megakentin silüetine bir anlam katacak değerli izleyenler. Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne dikildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da beraberinde çocuklarla birlikte bugünün kahramanlarıyla birlikte bir hatıra fotoğrafı çektiriyor. Çamlıca Tepesi'ne dev Türk bayrağı dikilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında sık sık bayrağın önemine vurgu yaptı. Hatta zaman zaman Arif Nihat Asya'nın şiirlerinden de örnekler verdi. İstiklal Marşı'ndan örnekler verdi. Çocuklara ve gençlere seslendi. 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz dedi ve dikilen bu bayrak ve bayraklarımızla birlikte huzur ve güven içinde yaşamayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Sevgili gençler, yavrularımız, şimdi butonlara basarak bayrağımızı kulenin tepesine inşallah tırmandıyoruz. Tamam? Hazır mıyız? Peki. Ya Allah!
Bismillah. Dalgalandığın yerde hüzün, keder. Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün, keder olmayacak. Kiminle? Bu yavrularımızla. Hadi bakalım, buyurun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl? Nasıl? Biraz sonra değmeyecek. Tabii 1000 metrekare. Hele hele şimdi bir de dalgalanmaya başladığı zaman bunun haşmetini seyredin. Bir dakika. Şimdi İstiklal Marşı için hazır mıyız? Hazır. Hocam sen mi yönetiyorsun? Nereden gelecek komut? Seninle beraber okuyacaklar efendim. Hadi başlayalım. Başlatıyoruz. Evet, dünyanın en güzel bayrağı, al bayrağımız İstanbul'un en yüksek noktasına çekiliyor değerli izleyenler. Tam 111 metre uzunluğunda olacak ve Türkiye'nin en uzun bayrak direği şu sıralarda İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberinde çocuklarla birlikte yarının büyükleri ve bugünün bu özel günün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kahramanlarıyla birlikte düğmeye bastılar. Elektrikli bir düzenekle birlikte o bayrak göndere çekiliyor. Toplamda 111 metre yukarıda olacak ve İstanbul'un birçok noktasından görülebilecek. Şairin de söylediği gibi nazlı nazlı dalgalanacak İstanbul'un semalarında ve pek çok noktadan görülebilecek. İstanbul'un silüetine de büyük bir anlam katacak Çamlıca Tepesi'nde değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o törende konuştu. Şu anda da beraberinde çocuklarla birlikte sohbet etmeye devam ediyor. Konuşmasının çok büyük bir bölümünü onlara ayırmıştı. Hem çocuklara hem gençlere seslendi. 2053 yılının Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz dedi. Bu anlamda dalgalanan bayrağın altında huzur ve güven içerisinde Türkiye'de yaşamaya devam edeceğiz dedi. Onların bu bayrağı daha yüksek seviyelere çıkaracağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul'da ve en büyük evet, devasa Türk bayrağımızın İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde şu sıralarda dalgalanıyor değerli izleyenler. O törenden görüntüleri canlı yayında ekranlarınıza taşıyoruz. Muhteşem İstanbul manzarası eşliğinde hemen arkada Çamlıca Camii de görünüyor. Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kılmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hemen sonrasında törenin yapılacağı dev bayrak direğinin olduğu alana geldi. Beraberinde çocuklar vardı ki bugün onların günü aslında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 101. yılında Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde ve çocuklar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu anlamlı güne, anlamlı ana tanıklık ettiler. Şu anda görüyorsunuz gerçekten dünyanın en güzel renkleri ve dünyanın
dünyanın en güzel bayrağı İstanbul manzarası eşliğinde Boğaz'ın o güzel iki yakasını bir araya getiren köprülerle birlikte şairin de söylediği gibi nazlı nazlı dalgalanıyor ve Türkiye'nin en büyük bayrak direğinde en büyük bayrağı, dev Türk bayrağı tam 1000 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı şu anda İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde İstanbul semalarında dalgalanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocuklarla birlikte katılmıştı bu törene ve onlarla birlikte bir hatıra fotoğrafı da çektirdi. Beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'yla birlikte şu sıralarda çocuklarla sohbet ediyorlar. Birlikte bayrağı göndere çektiler İstiklal Marşımız eşliğinde ve o bayrak görüntülerde az sonra, evet şu anda görüntülere geliyor ve İstanbul semalarında nazlı nazlı dalgalanmaya devam ediyor. Türkiye'nin en uzun bayrak direği tam 111 metre uzunluğunda, 100 ton ağırlığında bir bayrak direğinden söz ediyoruz değerli izleyenler. Bu önemli günde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çamlıca Tepesi'nde bayrak çekme töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla birlikte o törene katıldı. Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul'un birçok noktasından görülebilecek ve mega kentin silüetine ayrı bir anlam katacak. Daha önce 110 metre ile bu özellik Ankara'daydı. Başkent Ankara'daydı değerli izleyenler. Şimdi 111 metre ile birlikte bu unvan Ankara'ya, İstanbul'a geçmiş oldu. İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne dikildi Türkiye'nin en uzun bayrak direği ve 1000 metrekare büyüklüğündeki bayrakla birlikte dalgalanıyor. Az önce göndere çekme töreni yapıldı. Çocuklarla birlikte butona bastı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve elektrikli bir mekanizma ile birlikte göndere çekildi ve şu sıralarda da o 111 metrelik uzunluğa ulaşmış oldu ve al bayrağımız orada İstanbul semalarında dalgalanmaya devam ediyor değerli izleyenler ve İstanbul manzarası eşliğinde o görüntüleri, drone görüntüsünü ekranlara taşıyoruz değerli izleyenler. Bir yandan Çamlıca Kulesi de hemen arkada görülüyor. Konuşmasının bir bölümünde oradan da bahsetmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çamlıca'daki antenlerin verdiği kirliliği kaldırdıklarını söyledi. Bu hizmette bize nasip oldu ifadelerini kullandı ve çevrecilik anlamında çok büyük bir katkı sağladığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen arkada o Çamlıca Kulesi de net bir şekilde görülebiliyor değerli izleyenler. Uzunluğu buradan bakıldığında, o kulenin uzunluğunu da hesaba katacak olursak, İstanbul'un birçok noktasından net bir şekilde görülebilecek. Boğaz'dan bakıldığında da hem İstanbul'un Anadolu yakasından da Avrupa yakasından da net bir şekilde dev Türk bayrağının görülmesi mümkün olacak. Tabii bugün özel bir gün olduğunu söyledik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün çocukların bayramıydı. Zira bugün kahraman onlardı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene onlarla birlikte katıldı. Bayrağı göndere onlarla birlikte çekti. Hep birlikte İstiklal Marşı'nı söylediler ve dev Türk bayrağı böylelikle İstanbul'un en yüksek noktasına ulaşmış oldu. Değerli izleyenler, şu sıralarda da drone görüntüsüyle o muhteşem İstanbul manzarası eşliğinde ekranlara canlı görüntülerle yansıtıyoruz. Birkaç kez vurgulamıştık. Vurgulamaktan da beis görmeyiz. Dünyanın en güzel renkleri ve dünyanın en güzel bayrağı şu sıralarda İstanbul semalarında en üst noktada tam 111 metre yukarıda değerli izleyenler. Türkiye'nin en yüksek bayrak direği olma özelliğini taşıdı ve bayrağımız şu sıralarda İstanbul semalarında işte bu şekilde dalgalanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o törene bakanlarla birlikte katılmıştı ama beraberindeki en önemli misafirleri de çocuklar oldu. Zira bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Akşam saatlerinde de iftarı onlarla birlikte yapacağını söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Konuşmasının büyük bölümünü onlara ayırdı. Çocuklara ve gençlere seslendi konuşmasında. 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz ifadelerini kullandı. Aynı zamanda 100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'ndan örnekler verdi. Aynı zamanda bayrağın önemine dikkat çekti. Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirinden sık sık alıntılar yaptı ve o bayrağın önemini çocuklara ve gençlere anlattı. 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tören şu sıralarda devam ediyor. Protokolle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
sonrasında iftar yemeğini çocuklarla birlikte yiyeceklerini söylemişti konuşmasında. Büyük bir bölümünde onlara ayırmıştı. Sık sık Türkiye'nin geleceğinin onların olduğunu ifade etmişti. Ve şu sıralarda İstanbul manzarası eşliğinde bir yandan Çamlıca Camii, bir yandan Çamlıca Tepesi'ndeki o dev Türk bayrağı şu sıralarda İstanbul semalarında dalgalanıyor değerli izleyenler. Birkaç kez söylemiştik, şairin de söylediği gibi nazlı nazlı dalgalanıyor İstanbul semalarında ve drone görüntüsü eşliğinde hem muhteşem İstanbul manzarasının hem de o dev Türk bayrağının güzelliğini canlı yayında ekranlara taşıyoruz değerli izleyenler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu söylemiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, tüm Türkiye'de törenler var. Elbette dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkisi altında Türkiye'de de bu törenler gerçekleşiyor. Maalesef geçtiğimiz yıl olduğu gibi kısıtlı şartlarda gerçekleşiyor. Umarız salgın bittikten sonra tıpkı bu dev Türk bayrağının şu anda İstanbul semalarında dalgalandığı o coşku gibi bizler de önümüzdeki yıl çocuklarla birlikte o coşkuyu daha yakından yaşayabiliriz diyoruz.